Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu bebeğe yapmış olduğum kolay göz işlemesini göstermek istiyorum sizlere. Yapımı oldukça kolay. Bütün küçük minik bebeklerinizde kullanabileceğiniz bir göz. Kilitli gözü olmayanlar bu gözü rahatlıkla kullanabilirler. Şöyle. Yapımı gerçekten çok kolay. İp olarak ben lif ipi kullandım arkadaşlar. Şöyle. Beyazı da gözünün şu akını yaparken de lif ipi kullandım. Burnunu yaparken ten renginden yararlandım. Şöyle dudağını yaparken de eteğini yaptığım ipten yararlandım arkadaşlar. Bu şekilde size anlatmak istedim. Kilitli göz her zaman bulamayabiliriz. O zaman böyle işleme gözler de yapabiliriz. Bu da en kolaylarından bir tanesi. Şimdi beraber yapalım. Şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. İşaretlerimi koydum ben size söylemek için. Şu boynundan sayalım isterseniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıralar arasına işaretimi koydum. Arada da 5 tane sık iğne var. İsterseniz yukarıdan da sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15. sık iğneler arasına işaretimi koymuşum yukarıdan sayınca da. Şimdi iğneyle şöyle yukarıdan girip işaretlediğim yerden çıkacağım arkadaşlar. Çok basit bir göz. Bütün küçük bebeklerinizde uygulayabileceğiniz bir göz yapımı. Daha önce minik bebek serisinde erkek bebeğime de uyguladığım bir göz arkadaşlar. Kolay olduğu için çok tutuldu. Şöyle alttan işaretlediğim yerden çıktım. Arada bir İki tane sık iğne bırakıp üçüncüye batıyorum. Şu şekilde ipi fazla çektirmeden şöyle yine alttan çıkacağım. Birinciyi yaptık. Bunu 7 kere falan yapacağız. İpi sadece püf noktası burada arkadaşlar. İpi çok çektirmeyelim. Şöyle. İki. İpim de lif ipi arkadaşlar bu arada. Eğer evinizde yoksa diğer ipleri siyah bir ipi katına ayırarak da yapabilirsiniz. 3 oldu. Beş. Altı. Son kez şuradan girip diğer göz için işaretlediğim yere geliyorum arkadaşlar. Şu işaretimi de çıkartalım. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Şöyle 7 kere. Şöyle arada 1-2 tane yine sık iğneyi bıraktım ve tekrar 7 kez
ipimle geçiş yapacağım. Birinciyi yaptım. Şöyle iki. Şimdi iki gözü de bu şekilde yaptıktan sonra iğnemle tekrar girip şuradan çıkıyorum. Hemen yanındaki sık iğneden şuraya düz olsun diye batıyorum. Tekrar aynısını öbür göze de yapacağız. Siyah ipi koparmadan kaşlarında yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne bıraktım arada. 1, 2, 3 tane sık iğne bırakıp bir alta şu şekilde geliyorum. Ve siyah iple işimiz bitti. Şöyle. Şimdi beyaz ipimizle gözünün akını yapacağız. Şöyle yine yukarıdan bir yerden girip şöyle gözün ortasından çıkıyorum. Burada da arkadaşlar ipi çektirmeyelim. Sonra diğer gözün ortasından çıkıp şekilde şimdi burnunu da yapalım. Şu şekilde gözlerin bir alt sırasından çıkıyorum arkadaşlar. Küçük bebeklerde yapmasanız da olur. Ben yapmak isteyenler için göstermek istedim. Şöyle arada bir sık iğne bırakıp birkaç kez bunu ipimizi geçireceğiz. Şöyle her defasında yukarıdan çıkıp ipleri burada bağlıyoruz. Şöyle burnumuzu da yapmış olduk. Şimdi küçük bir ağız da yapalım. Şöyle alttan çıktım. Burnun hemen bir sık iğne altından şöyle
Bir defa ipimi çektirdim. Şöyle al, ortasından çıktım arkadaşlar. Aynı yerden batıp yine yukarıdan çıkıyorum. Bu şekilde yüzünü yapmış olduk arkadaşlar. Kolay bir şekilde.